Ayçiçeği üretiminde Trakya'dan sonra en önemli üretim bölgesi olan Konya Ovası'nda halk arasında güne bakan ya da gün döndü olarak adlandırılan yağlık ayçiçeklerinin hasadı sürüyor. Konya bölgesi ayçiçek üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer almakta. Üretim alanı ve tonaj bakımından, rekolte bakımından. Geçen yıl 674 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapan çiftçiler bu yıl 630 bin dekar alanda üretim yaptı. Şu anda Konya bölgesinde yaklaşık olarak 630 bin dekar civarında ayçiçek üretimimiz mevcut. Tabii Konya bölgesinde ayçiçeği ikinci ürün olarak da ekilmekte. Konya Ovası'nda bu yıl ayçiçeği üretiminde %20'lik bir düşüş var. 674 bin dekar civarında olan üretimimiz bu yıl 2023 yılında 630 bin dekar civarına gerilemiş durumda. Bundaki en büyük neden geçen yıl 2022 yılındaki ayçiçek ürün fiyatlarının düşük olmasıydı. Yaklaşık olarak %20'lik bir ayçiçek üretiminde azalma söz konusu. Ayçiçeği üretiminde meydana gelen daralma haliyle bu yıl rekolteye de olumsuz yansıdı. Bu yıl ayçiçek üretiminde yaklaşık olarak 230 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz, rekolte bekliyoruz. Tabii maliyetlerinin yüksek olması, ürün fiyatlarının düşük olması çiftçilerimizi bu yıl ayçiçek üretiminden biraz geri adım atmalarına neden oldu. 2023 yılı ayçiçeği fiyatları da açıklandı. Konya'da yağ oranına göre ayçiçeği ton başına 14 bin liraya kadar çıktı. Konya Şeker'in fiyat açıklamasıyla beraber ayçiçek fiyatlarında ciddi anlamda bir yükseliş oldu. 14 liralar civarına kadar çıkan ayçiçek fiyatları daha sonrasında tabii depolarında dolmasıyla beraber fiyatlar da yavaş yavaş düşmeye başladı. Bu yıl ayçiçek fiyatları çiftçinin beklentisinin biraz altında kaldı. Haliyle üreticiler şimdi bakanlıktan gelecek müjdeli bir haber bekliyor. İnşallah işte önümüzdeki süreçte bunu bakanlığımızın desteklemesiyle, ürün bazlı desteklemesiyle aşılır gibi görüyoruz. Bu desteklemeler bizim için, çiftçilerimiz için çok önemli. Bu destekler verildiği takdirde üreticilerimiz ayçiçek üretiminden vazgeçmeyip devam edeceğini de düşünüyoruz.